Arkadaşlar geldik Moto Guzzi'nin standına. Dolaşıyorduk. Farklı bir motor olsun istedik. Dedik ve buradaki birçok insan gibi bizim de dikkatimizi hemen V100 Mandella S modeli çekti. Ta sizlere detayını gösterirken ben de size teknik olarak detaylarını anlatmaya çalışayım. 1042 cc dedik. Peki bu motosiklet bize ne kadar güç veriyor diyecek olursanız 6750 devirde 105 Nm tork üretiyor. 8700 devirde ise 115 beygir gibi çok kuvvetli bir güç üretiyor diyebiliriz. 6 vitesli motosiklet, bunu söylememize gerek yok. Aktarma kısmı şaftlı. Zincir aktarmalı değil, şaft aktarmalı. Islak ağırlığımız 233 kilo. Sele yüksekliğimiz 815 mm. Yakıt depomuz 17 litre. 3.5'u bunun yedek depo olduğu söyleniyor. Motosikletin detayları vesairesi çok iyi. Şimdi bu S dediğimiz model normal Mandello'nun bir tık daha böyle özelliklerinin güzel olduğu, daha teknolojik olduğu diyelim daha doğrusu modeli. Onu mesela burada bir gelelim istersen gösterelim daha. Arkadaşlarımızdan öğrendiğimiz mesela şuradaki elektronik süspansiyon S modelinde var. Normal Mandello'da bunlar yok. Artı şurayı dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Bunlar sürüş esnasında belli bir açıda, gerekirse siz de ayarlayabiliyorsunuz. Açılıp motorun yere basılmasını sağlayan Moto Guzzi'nin patentli bir teknolojisiymiş arkadaşlar. Zaten bildiğiniz gibi Moto Guzzi dünyada motosikletlerini rüzgar türbinine sokan ilk motosiklet firması. Görseli vesairesi detayı çok hoş. Pren ve fren kaliperleriyle geliyor. Ters maş amortisörlerimiz var. Önde çift disk. Yine lastiklerimize bakalım. Pirelli ile geliyor. Bakmaya gerek yok. Sadece size lastik çapını söylemek için bak eğildim. 17'ye. Arkası da 17'dir öyle sanıyorum ki. Şu anda göremiyorum arkadaşlar arka lastiği. Affınıza sığınıyorum. Biz 17'ye 17 diyelim. Hatalı söylersek sizler lütfen yorumlarda belirtin. Motosiklet çok hoş. Çok gayet kaliteli bir premium his uyandırıyor. Biz beğendik diyoruz ve sıradaki motorlarımıza hızlıca geçiş yapıyoruz.